Kim o? Nereden? Adımı nereden biliyorsun arkadaşım? İsmimi nereden biliyorsun? Kimsiniz? Adınız ne? İsmail, soyadınız ne? Çakıroğlu. Ne istiyorsun arkadaşım? Peki tebligatınız var mı? Nedir tebligatı? Kimden? Siz hukukçu musunuz? Arkadaşım duyamıyorum. Hukukçu musunuz? Kapıyı açmak, açacağım ben kapıyı da siz bana bu sorulara cevap verin. Kapıyı, bak arkadaşım, ben çocuk değilim. Ben hiç kimseyi de zora sokmak istemiyorum. Ben sizin yaptığınız hukuksuzluğa tarihe not düşmek için yapıyorum. Anladın mı? Sen hukukçu musun? İsmail, hukukçu musun? Hukukçu musun? Yargıtay kararı değil bir kere. Onu iyi öğren. Danıştay İdari Davalar Kurulu kararıdır o. Artı o riskli alan kararıyla ilgilidir. Sen buraya bu kararı riskli alan üzerinden mi, 6 A üzerinden mi yapıyorsun? Danıştay kararıysa o zaman sen bana Danıştay kararı riskli alan kararlarında 360 artı 30 gün tebligat yapman gerekir. Bak, hukukçu değilsin, yanlış konuşma. Ben hukukçuyum, evet. Kapıyı açmayacağım arkadaşım ben. Ben barınma, anayasadaki barınma hakkımı koruyorum. Sen hukukçu musun? Sizin avukatınız Hüseyin Bekiroğlu. Sizin avukatınız Hüseyin Bekiroğlu. Hüseyin Bekiroğlu gelseydi sizin yerinize Danıştay değil, Yargıtay değil, Danıştay derdi. Artı yaptığın hatayı Danıştay kararı diye söylemezdi. Anladın? 6A derdi. Bunları iyi öğren. Bak arkadaşım, hukukçunuzu çağırın. Ben burada tarihe not düşmek istiyorum. Ben burada yalnız da değilim. Ben burada yalnız da değilim. Onun için şunu söylüyorum. Ben şunu söylüyorum sana İsmail, bana laf birliği yapma. Ben çocuk değilim. Hukukçu musun değil misin? Hukukçu musun değil misin? Ben de diyorum ki hukukçunuzu getirin, bana o tebligat dediğiniz kararı hangi karara göre, riskli alan kararı mı yoksa 6A kararı mı diye bana açıklasın onu. Ne? Demin daha da Yargıtay kararıydı, ne oldu? O zaman peki sen hukukçu değilim diyorsun. Benim sorularıma cevap verebilecek misin? Abi sen git bak kardeşim, ben bir kere ifadelerini doğru kullan. Ben oyundan değil, ben burada barınma hakkımı kullanıyorum. Basit cümlelerle bana gelme, basit cümlelerle cevap veririm. Barınma hakkı ne demektir biliyor musun? Burada sen 6A'daki bölge idare mahkemesindeki davaların devam ettiğini biliyor musun? 6A'nın bölge idare mahkemesindeki davaların devam ettiğini biliyor musun, bilmiyor musun? Arkadaşım bak, çok İsmail kardeşim, çok basit bir savunma yapıyorsun ve oradaki insanları da bak bocalıyorsun. Orada rezil olma. Sen git bana hukukçularını getir. Ben onunla hukuk diliyle konuşayım. Bilgin yoksa git bilgi olanı getir. Benim barınma hakkımız bilgisiz insanlar yok edemez. Mahkeme kararı senin kapasiten mahkeme kararını bana açıklamaya yetmiyor. Ben de diyorum ki sen bunu git uykudayken keyfini bozamayan ama insanların hakkını yok eden insanları kaldır. Gelsinler bana Hüseyin Bekiroğlu, mahkemede bir sürü yanlış bilgi veren kişi açıklasın bunu. Bak diyorum ki sana sevgili kardeşim. Bak ben sana dinle. Diğeri dinle. Ben sana diyorum ki sen 6A davalarının bölge idare mahkemesinde halen daha devam ettiğini biliyor musun? Kesinleşmiş olan karar hangisi? Hangi mahkeme kararı?
Hangi mahkeme kararı? Hangi mahkeme kararı? Hangi mahkeme kararı? Hangi mahkeme kararı var? Bak gözüm benim. Bak sevgili kardeşim. Bak yine söylüyorum. Peki bak. Baştan alayım. Bak baştan alayım. Sen beni burada bu şekilde ikna edemezsin. Vurma kapıya. Sen bana konuşamazsın böyle. Sen kimsin? Sen İsmail. Haddini bil. Senin boyunu ölçer bu. Aşar senin boyunu. Bana cevap veriyorum. Cevap veriyorum. Sen bak dikkat et. Bak dikkat et. Burada çekimdeyim. Ben mi kapının arkasındayım? Kapından zora dayalı olarak açın beni burada yaralayın. Sen bana cevap veremiyorsun. Hukuki anlamda bana cevap veremediğin için benim barınma hakkımı burada yok ediyorsun. Bu kadar basit. Ben diyorum ki hiçbir zaman yokuşa sürmeyeceğim. Sen hukuk dilini bilmeyen bir insansın. Hukuk dilini bilen insanlar şu anda yataklarında rahat yatıyorlar. Senin gibi işi bilmeyen insanları bana ifade edemeyecek, barınma hakkımı yok edecek insanları şey yapamıyorsun. Anladın mı? Başka yerlere çekme değil. Sen yetersizsin arkadaşım. Sen yetersizsin. Sen yetersizsin. Sen bana benim barınma hakkımı çiğniyorsun. Bana yeterli hukuki bilgiyi ve hangi kararla geldiğini ifade edemiyorsun. Ben bu yollarda saçlarımı dökmüşüm. Ben bu mahkemeleri birebir yazan, birebir savunmaları yapan kişiyim. Ben diyorum ki, yok ben devletin kolluk gücünü yokuşa sürmek gibi bir derdim yok. Ama sen istediğin kadar vur. İstediğin kadar vur arkadaşım. Sen burada, evet, devletin kolluk gücü burada tüm zorbalığından yaptırılan belediye tarafından kapıyı kırmaya çalışıyor. Beni istediğiniz kadar kırın, hiç fark etmez. Ben burada anayasal hakkımı hukuki çerçeve içerisinde korumaya çalışıyorum. Kesinlikle burada yaptığınız hukuka aykırıdır. Siz bana tebligatı veremiyorsunuz. Veremiyorsunuz. Sizi hukuku bilmeyen insanları, iki kelimeyi hukuki anlamda ifade edemeyen insanları buraya götürdüler. Ve bunları da kayda alıyorum. Yarın bunları bana şunu götürün. Bana deyin ki risk yasasına göre ben bunu getirdim. Bak sevgili kardeşim, risk yasasında 60 artı 30 gün tebligatı yapılmak zorunludur. Sen bunu yapmayarak bak çelişkili konuşuyorsun. Bir altına diyorsun, bir hukuk diyorsun. Sen bunları bakın sen isterseniz duvarı yıkın gelin. Hiç fark etmez. İsterseniz duvarı yıkın girin. Ama şunu bilin ki bu hukuksuzluğunuz yarın mahkemelerde delil olarak kullanılacak. İsmail sen bu işi bilmiyorsun. Sen uykusunu en alt seviyedeki memurlardan biri olduğun için seni gönderdiler. Sen bana cevap veremiyorsun. Sen hukuku bilmiyorsun. Sen burada anayasal hakkımı sana gönderdiler ve yakırdırmaya çalışıyorsun. Anlatabildim mi? Yargıtay, Danıştay kararı 60 artı 30 gün tebligatını gerektirir. Bütün oradaki memurlara sesleniyorum. Suç işliyorsunuz. 6A'da ya mahkemeler devam ediyor mu etmiyor mu? Bölge İdare Mahkemesi'nde mahkemelerimiz devam ediyor mu etmiyor mu? İsmail, 6A maddeleri devam ediyor mu etmiyor mu? İstediğiniz kadar kırın. Suç işliyorsunuz. Kıracaksınız. Eyvallah. Kırın bakalım. Kırın bakalım. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Kırın. Ben bunu kayda alıyorum. Anayasal hakkımı kullanıyorum ben sadece. Evet. İşte arkadaşlar bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kolluk güçlerinin zoraki olarak kullanılıp insanlara bu şekilde zulüm yapılmasının en açık örneği. Bunu defalarca yaptılar. Yani burada
Yazıklar olsun ki bizim anayasada yazan barınma haklarımızı yok ediyor. Burada bir rant var. Bu rant için mahkemelerin kararını açıklamayan, mahkemelerin kararını açıklamayan ya alt seviyede bir memuru getirmişler. Beyefendiler, amirler yataklarında uyuyor. Buradaki halk çocuklarını burada da bizlerle beraber karşı karşıya getiriyorlar. Ben asla bir suç işlemiyorum. Burada anayasal barınma hakkımı kullanıyorum. Ve sonuna kadar da kullanacağım bunu. Sonuna kadar da kullanacağım. Sen bana cevap vermediğin müddetçe kullanamayacaksın. Açamayacaksın arkadaşım. Sen bunu yapamadığın müddetçe açamayacaksın. Aç. Ben söylediğimi söyledim. Buyurun kırın. Ha, sakın ha bu kapıyı da sakın ha belediyenin görevlileri. Tamam. Şunu söyleyeyim. Buyurun efendim. Şeylerimi alayım. Tamam. Buyurun efendim. Evet. Basın o, basın. O basın. Arkadaşım o basın. Tamam. Zorluk çıkartmayalım. Ver şu kamerayı. Tamam. Kamerama zarar vermeyin. Kapandı zaten. Kapandı. 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 Kapandı.